أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبيائك وجميع خلقك وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت خير الراحمين بسم الله الشافي هو الله بسم الله الكافي هو الله بسم الله المعافي هو الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لا إله إلا الله الوكيل الشهيد لا إله إلا الله المتين المجيد لا إله إلا الله الواحد الوالي لا إله إلا الله الماجد المتعالي أعددنا لكل هول لا إله إلا الله ولكل رأس الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل لزم حسبي الله ولكل إثم أستغفر الله ولكل شجو ما شاء الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل مصيبة إنا لله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا لله ولكل شجب استعنت بالله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Dün bahsettiğimiz avam da olsa İslam medeniyetinde, İslami bir toplumda yetişen insanların bu kelimat-ı mübarekeyi öğrenmeleri hayatlarına bir başka dünya açıyor. Onlara basit gibi belki farkına, çok fazla bilincine varmasalar da buradaki anlatıldığı şekilde isterseniz buranın malini kabaca konuşalım. Ondan sonra anlarız ki burada dua şeklinde söylenilen bu ifadelerde müminlerin kalbinin ne kadar rahatladığını anlıyoruz. Bismillah. La ilahe illallahul vekilus şehid. Eğer hızlıca söyleyeyim, anlamadığımız kelime olursa paylaşalım inşallah. La ilahe illallah, biliyoruz değil mi? El-Vekil, El-Şehid. Vekil, o her şeyin vekili odur. Ama Risale'deki anlatıldığı şekliyle doğrudan doğruya vekil odur. O başkasına vekalet vermez. Kendisi vekildir. Ve Şehid. Her şeye şahit olan, bilen, gören ve bilerek onlarla ilişki kurandır. La ilahe illallahul metinul mecid, metin ve mecid yüce âli, metin, yani sebatlı diyelim, metanet sebat. Hani sağlam falan, kuvvetli ama bu kavi manasında değil de, metin verdiği sözü tutar, sebat eder ve mutlaka yatar. Çünkü aynen hiçbir onun kanunu muhalif bir şey görmüyoruz.
La ilahe illallahul vahidul vali vahid. La ilahe illallah el vahid el vali. Vali burada velayet eden, üstlenen anlamına var. Ve vali. Sanki yönetim elinde bulunduran. Vahittir, tektir ve bütün yönetim onun elindedir. Vali. La ilahe illallahul macidul müteali. Mecid, macid yine öyle anlıyorum kabaca. Yüce, ulvi, mecid, subhan. Yani müteal, müteal yine her şeyden üstün. Mahlukatın sınırlılığından ve mahlukiyetinden münezzeh öte. Müteali. E'dedna li kulli hevlin la ilahe illallah. E'dedna, biz hazırlamışız ama sanki bunun farkındayız gibi. E'dedna. Li kulli hevlin, her türlü korkulacak durum için la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok ki. Ben kimden niye korkuyum ki Allah'tan başka? Ve likulli râhsin elhamdülillah. Her türlü nimet, bereket kaynağı için elhamdülillah. Ne karşımıza gelirse, ne olursa, Müslümanlar hep öyle konuşur. Müslüman bilsin bilmesin farkındadır da, çok fazla bilincinde olmuş, eğitimini görmüş görmemiş değil. Avam da olsa, herhangi bir güzel haber olsa, güzel bir nimetle karşılaşırsa elhamdülillah. Hemen karşılığını verir ve ruh sükunet bulur. Mukabele ediyor. Birinde la ilahe illallah diyemeyen insan için bir nimetle karşılaşınca elhamdülillah demiyor. Nedir? Laki. Laki ya. Yani şanslısın. Bu ne demek? Yani şans tuttu, kazandın. Kazanmayabilirdin de demek. Biz şanslıyız dedin mi? Bu tesadüfen oluyor. Şans. Tutar, tutmaz. Onun içerisinde, o şanslıyım içerisinde bir yine hala ıftırap var. Olmayabilir de yarın olacağını nereden biliyorsun lan? Tuttu bugün ama ya yarın da tutacak mı? Yok. Ama mümin elhamdülillah. Her şeye Rab olan, her şeye hakim olan Rab'de hamd aittir. Hamd ona mahsustur. Yani o, bu nimet ondan geliyor. O her şeyi bilendir, görendir, gözetendir, ihtiyaçları karşılayandır. Bir ruhu elhamdülillah diyen insanın ruhuyla ben şanslıyım bugün şöyle bir nimete, şöyle bir nimetten az onlar da ne derler, şöyle istediğim bir şeye kavuştum. Nasıl kavuştum? Eğer la ilahe illallah demiyorsa şans. Efendim? Tesadüfen bana tuttu. Ama bunun içerisinde hala ızdırap var. Ya yarın tutmazsa tutmayabilir. Tesadüf var. Güven de yok. Kasıt da yok. Tutmayabilir. Ve li kulli rehain eşşükru lillah. Her türlü insana rahatlık veren hal için eşşükru lillah. Şükür Allah'a aittir. Ondan geliyor, bunun farkındayım demek. Memnunum. Ve li kulli ucubetin subhanallah. Her türlü acayip haller. Yani insanı hayrette bırakan hal karşısında subhanallah. Tabii ki Allah'ın yarattığı, onun yarattığında hiçbir kusuru yok. O kusursuz yaratır. İşte onun kusursuzluğunu görüyorum ben burada. Ve li kulli lezenin hasbiyallah. İnsana her türlü sıkıntı veren, insanı çıkmaza sokan hal, şiddetli hal, tahammül edemediğimiz hal için hasbiyallah. Allah bana kafidir. Yani şu anda böyle geldi ama Rabbim bana kafi, Rabbim onu giderir, onu bilir, onu bilerek yaratıyor. Ben ona tahammül edebilirim çünkü merhametli bir Rab'den geliyor bu bana. Eğer hoşuma gitmeyen bir şeyse ikazdır, öğreticidir, terbiye edicidir. Hasbiyallah. Allah bana kafi. Ve li kulli ismin estağfurullah. İnsan, herkes Zafer gibi değil ki, bazen
günah da işleriz. Günah işlediğimiz zaman ne yapacağız? Ay kafanı duvardan duvara vur. Hayır. Estağfurullah. Ya Rabbi özür dilerim. Hata ettim. Affet. Ne kadar güzel bak. Çünkü o gafurur rahimdir. Sen yeter ki istiğfar et. Özür dile mutlaka karşılığı var. Özür diledim de olmadı da. Hayır senin görevin özür dilemektir. Olmadığı nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun olmadığı? Değil mi? Senin özür diledin mi oldu demektir. Zaten istiğfar edebilmek özür dilemenin kabul edildiğini gösterir. Şeytan istiğfar etme dememek için senin hep böyle yapıyorsun, yapıyorsun, istiğfar ediyorsun, öyle aklı olmaz böyle şey. Ne yapacağız ya? Ne yapacağım? Yani günaha gerçekten girme demiyor ki, boş ver istiğfar et dedi. Şeytanın teklifi istiğfar et dedi ya. İstiğfar edebilmenin bizzat kendisi, ruh, bir gitseniz bir arkadaşınızla, özellikle iş pratik hayatta hata ettiğiniz birisinden özür dileyemediğiniz hali düşünün, bir de özür dileyebildiğiniz hali düşünün. Kendisine karşı suçlu olduğunuzu düşündüğünüz bir ilişkide suçlusunuz. Bir düşünün kendinizi. Gidip özür dileyebiliyorsunuz. Çok özür dilerim, affedersiniz. Ben hata benimdi, ben hata ettim. Yapmaman gereken bir şeyi yaptım, ben affettim. Bir de var, özür dileyemiyorsun. Oradan anla ki özür dileyebilecek durumda olmak ve özür dilemek affedilmişliğin delilidir. Hemen ruh rahatlıyor. Şimdi Zafer'e bakınca Zafer'de öyle özür dileme hali vuku bulmuyor çünkü. Günah açmıyor. Yani insan bunu yaşıyor. Özür dileyebilmenin kendisinin ruhu rahatlatması. Özür dileme halinde, özür dilediğimiz halde sanki o rahatlık istiğfarımızın kabulünün delilidir. Samimiyetle istiğfar edersek inşallah. وَلِكُلِّ شَجْرٍ مَا شَاءَ اللّٰهِ Yine insana endişe veren hallerde, üzüntü veren hallerde مَا شَاءَ اللّٰهِ Bu Allah'ın dilemesidir. Bir şeyi sevmiyorsun, olabilir. Bu Allah'ın dilemesidir. Onun dilemesiyle oluyor. Onun dilemesinin dışında hiçbir şey olmuyor. O ise bilerek yapıyor bunu. Hikmeti var, rahmeti var, adaleti var, hepsi var. Ona güvenerek maşallah. Ve likulli kada'in ve kaderin tevekkeltu alallah. Her türlü kaza ve kadere karşı tevekkeltu alallah. Kaza, kader biliyoruz. Başımıza gelen her şey için. Tevekkeltu alallah. Allah'a tevekkül. Ona güveniyorum. Ondan geldi. Ona güveniyorum. وَلِكُلِّ مُسْوِيَّةٍ Her başımıza gelen her türlü musibet için اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'a aitiz, Allah'tan yürüdük, Allah'a döneceğiz. Zaten bizim döneceğimiz yer orasıdır. O bizi getirdi, o bizi götürüyor. Getirirken hoş da giderken niye ayak diremiyor? Getirirken işte o getirdi. Her zaman benim ruhuma, kendi ruhuma huzur veren bir saraya insanın getirilmesinde böyle buyurun efendim hoş geldiniz buyurun diyorlar. En güzel lezzetli yemeklere davet ediliyoruz veya en güzel şartlarda yaşamaya davet ediliyoruz. Elhamdülillah. Bu güzel. Şöyle şöyle bir evimiz olsun dedim. Oldu ve gidiyorsunuz evinize. Her şey istediğiniz gibi. Peki aynı sizi oraya getiren kişi, yani getirenler diyeceğim ama burada getiren zat size hadi şimdi çıkıyoruz diyor. Niye feryat ediyoruz? Şuna dikkat edeceğiz.
bizi buraya getirirken ne kadar iyiydi değil mi o zat? Buraya getirdi. O zat bizi buradan götürüyor. O iyi zat bizi buradan götürüyor. Bunu hiç unutma. Bizi kim getirdiyse o götürüyor. Gelirken niye memnunuz, giderken niye memnun değiliz? Getirenin götürdüğünü anlamadık da onun için. Onun farkında değiliz de onun için. وَلِكُلُّ قَدَائِنْ وَقَدَرٍ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلِكُلُّ مُصِيبَةٍ اِنَّا لِلّٰهِ وَلِكُلُّ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ Her türlü taat, masiyet. Her ne olursa لَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Allah'ın dışında hiçbir şeyin ne gücü var, ne kuvveti var, ne dersen herhangi bir şeye gücü yetersin, mutfaya edilir. اِنَّا لِلّٰهِ Pardon. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve li kulli şecerin zor duruma düştüğümüzde, sıkıntıya girip de artık bunu yapamıyoruz, bundan, bunun için hemen çıkamıyorum haleti ruhiyeti içerisine girdiğimizde ve li kulli şecerin istiğantü billah. Yani, İyyâken abudu ve iyâken estaîn var ya, istiğantü billah. Yani sana ibadet ederiz. Yalnız senden istiğane ederiz. İstiğantü billah. Biz yalnız Allah'tan yardım isteriz. Bu durumdan beni yalnız Allah kurtarır ve benim Rabbim de var. Kurtarır inşallah. İstiğantü billah. Bu kelimat-ı mübarekenin hayatımıza girmesi hayatımızı anlamlandırıyor. Nurlandırıyor, anlamlandırıyor. Elhamdülillah. Bu da güzel bir dua. Evrad-ı Kutsiye'de. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 22. söz, 2. makam, 1. lemanın. Tevhid 2 çeşittir. Amiyane tevhid, bir de hakiki tevhid dedi. Hakiki tevhid bir tarif etti ve bir nükte içinde bir ihtar diyerek hakiki tevhidi anlamamız için gerekli olan en temel taşı anlatmaya başladı. Biz de dün onun mukaddemesini yapmıştık. Cümleyi de tam bitiremedi. Bitirmiş miydik ama evet, veya bitirmemiştik. Evet. Evet, Allah razı olsun. Bir giriş yapmıştık. Şimdi baştan okuyalım. Girişi dün yaptığımız için devam edelim. Sultan Ezebi'den itibaren kısmı inşallah üzerinde durarak devam edelim. Ey esbab perest gafil! Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudreti samedaniyedir. Sebepler değildir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Rabbin tekliği ve celali, azameti, sebeplere yetki vermeye müsaade etmez. Kendisinin ihtiyacı yok ki niye versin? Evet. İstiklal, müstakliyet. Yani bağımlı değil. Hiçbir şeye, Rab hiçbir şeyle bağımlı değil, hiçbir şeyin kaydı altında değil, sınırı altında değil. Neden yani bir yerde bir sınır yok, bir bağımlılık yok, bir dependence söz konusu değil ki? Burada da artık birisinden ben bir yardım isteyin desin ve dolayısıyla sebeplere yetki versin. Sebepleri etken kılsın. Bir perde olmanın ötesinde bir güce, gücle onları görevlendirsin. Gerek yok. Sultan-ı Ezeli'nin memurları, işte bu şu kainatın şu, böyle sahibi olan o zatın memurları, saltanat-ı rububiyetin, onun rububiyetinin, saltanatının, rububiyet saltanatının, Rabliğinin gerektirdiği sultan, Rab, buranın sahibi o. Onun gerektirdiği o saltanatın icraatçıları değildirler. İcraatçı, executors.
Efendim? İcraatçı, icra ne denir ona? İcraatçıları icra memuru derler ya, oradan al aynı kelime. Şimdi hakim karar verir de bu adamın gidin şu malına el koyun getirin veya bunu şuraya yapın. Hakim kendisi gidemez ki, onun bir icraatçısı vardır. İcra memuru gider onu alır. Bak oradan el koyar. Hapsi'ye. Ne demek? Evet. Azrail'in evet. Şimdi Azrail icraatçı değildir. İcraat yapmıyor. Vekildir. Bize sebep perdesinden bir perde. Ben mi anlıyorum? Yani teori olarak tamam sebepleri yaratmıştır ama sebeplerin hiç etkisi yoktur diyoruz. Ama kafam gerçekten almıyor yani nasıl bilim için, toplum, güne için, toprağın hiç etkisi olmadığını söyleyebilirim. Allah'ın yardımcıya ihtiyacı yoktur. Bunu da anlayamıyorum. Kainatın yaratıcısının diyorsunuz, yardımcıya ihtiyacı olmaması lazım, görünüyor diyorsunuz. Ha, doğru yani. Evet. Ben onu anlamadım. Allah'a yardımcı da değil, tamam ama bir etkisi var. Gibi görünüyor. Ya, onlar olmasa da Allah yaratamaz mıydı? Yaratırdı, tamam o da tamam. Ama böyle bir sistem kurun. Ve sanki bu sistemde o sebeplerin etkisi var. Azrail icraatçı gibi. Azrail icraatçı gibi iş yapıyor gibi gözüküyor. Ne yapalım Azrail diyorum hani. Nasıl olur da dedim Allah'ım ben işimle karışırsın diye diyorlar. İcraatçıdan kısık mı var şimdi? İcraatçıyla ilgili arasındaki Fatihlerden etkisi. Bakanlar kurumuna ne denir Türkçe'de? Bakanlar kurumu Türkçe'de ne denir? Bakanlar kurumu. Hayır onlar bir mesela ha yürütme. Ha yargı yasama yürütme denir değil mi? Bak yargı ve şöyle diyelim yasama kanun yapar. Yargı o kanunu yargı alanında uygular. Yürütme de alınan kararların, kanunların icraatçılarıdırlar. İşte yürütme o icraat icra heyeti. Karar verip uygularlar. Evet. Uygulayıcılarıdır. Şimdi oldu. Executors. Executive Committee derler ya. Ne demek? İcraatçılar. Uygulayıcılardır. Çünkü kanun tek başına uygulamaz. Kendisi uygulamaz. Onun bir uygulayıcısı lazım. Evet. Sultan kendisi ferman verir ama gidip kendisi yapamaz. İcraatçıları lazım. İcraat memurları lazım. Sultan kendisi gidip karar verdi dedi ki sultan ya da yönetici artık yetkili yönetici tek yetkili yöneticinin örneğidir sultan tek başına yetkili yönetici yani iyi bir şey anlamında saltanat iyi bir şey anlamında örnek ama yapamaz da mesela sultan dedi ki bir kişi 10 yere 20 yere köprü yapın dedi yapamaz ki. Yetmez. Mutlaka işçiye ihtiyacı var. İhtiyacı var. Kendi gücü yetmediğinden icraatçılar koyuyor oraya. Yalnızca yapabilirdi de mesela onun en güzel örneği vergi toplanacak. Sultan bakıyorsunuz ülke çapında vergi toplamaya çıkmış. Kendisi. Yetiştiremez ki. Hangi birine yetişecek? İnsan çünkü sınırlı. Kainatın sultanının bu örneği tamamlayalım. Bu sultan ne yapar? Yeryüzündeki sultan icraatçılar tayin eder. Uygulayıcılar tayin eder. Koyduğu kuralların uygulayıcıları tayin eder. Çünkü kendisi uygulayamaz. Gerçekten bunu nasıl anlarız biz? Gerçekten biz uygulayıcı geldiği zaman
para, vergiyi ödüyorlar, vatandaştan mı diyelim artık, subjectler, tabağa, uygulayıcı gelmediğinde vergi ödenmiyor. Demek ki uygulayıcılar gerçekten uyguluyorlar ve uygulayıcıyla siz sultanın emriyle geliyorlar, onun yetkisiyle geliyorlar ama sultanın yapamayacağı bir işi yapıyorlar. Ve parayı gerçekten alan, toplayan veya bir iş yapılırsa, mesela bir yere bina yapılacak değil mi? O binayı gerçekten yapan işçiler gerçekten oraya taşı koyuyorlar. O binanın projesini çiziyorlar ve gerçekten yapıyorlar. Taşları koyuyorlar, neyse çimentosunu koyuyorlar, penceresini takıyorlar. Gerçekten yapıyorlar o işi. Sultan yapmıyor. Sultan evinde duruyor. Veya sarayında duruyor. Sultan yapmıyor. İşçiler, gerçekten işçiler yapıyor. Şimdi aradaki fark herhalde işçiler ya da vergi toplayıcılarının kendi akılları var. Kendi güçleri var. Kendi iradeleri var. Evet. Onları uyguluyorlar. Fakat meleklerle Allah arasındaki ilişki. Şimdi melek de mi oradan önce? Önce melek de mi? Sebepler. Sebepler diyelim. Orası çünkü bir sebepleri görüyor. Daha böyle hani böyle hayır. Şey gibi geldi. Anlaşılmayı zorlaştırır. Önce sebepleri görüyoruz biz. Sebeplerle Allah arasındaki ilişkide Allah her sebeple birebir ilişki içinde ve onu birebir kontrol ediyor. Sebep neden anlıyoruz? İrade etmeyi falan kullanmıyoruz. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Bir taşı aldı, mesela sultan emir verdi, buraya bir bina yapın dedi. Ona memurlar gönderdi, icraatçılar gönderdi. Ve icraatçı aldı taşı bizzat kendi eliyle koydu oraya. Kendisi bizzat uygulayıcı ve yaptı. Dünyalık sultanın, öyle diyelim, mahluk, yaratık sultanın memurları icraatçılarıdır. Ama kainatın sultanının memurları icraatçıları değildir. Onun azametine perde olan sebeplerdir. Yani onlar bizzat kendi elleriyle taşı alıp kendi güçlerini kullanarak yapmazlar. Padişahın memurları kendi ilmini, kendi gücünü, kendi varlığını bizzat etken olarak binanın yapılmasında kullanıyorlar, istihdam ediyorlar. Kainatın yaratılışına baktığımızda o yaratılışta orada da memurlar var. Yani binayı sultanı kendi yapmıyor. Sanki memurlar yapıyor. Sebepler yapıyor. Verilen örnekte çekirdek yapıyor. Tohum yapıyor. Su yapıyor. Topraktaki mineral yapıyor gibi görünüyor. Çünkü onlar memur. Gerçekten onlar Allah'ın kanununun icraatçıları mıdır? Emrinin, fermanın. Burada bir şöyle bir ağaç yetişecek. Şöyle bir böcek yetişecek. Yaratılacak. Denildi değil mi? Kanun var. Kanun uygulamasında sebepler memurdurlar. Ama iyi dikkat edelim, memurlar icraatçılar mıdır? Esas soru o. Memurlar uygulayıcılar mıdır? Yoksa öbür sultanın memurlarında olduğu gibi. Çünkü sultan bakıyoruz orada duruyor, memur bizzat kendisi koyuyor taşı. Kainatın yaratılışına iyi bakın. Sebepler bizzat kendileri mi koyuyorlar taşı? Bitkinin vücudundaki hücreye atomlar kendileri mi getirip taş koyuyorlar? Yoksa atomlar ya da hücreler oraya koyuluyorlar mı? İyi dikkat edelim. Bizi yanıltan nokta, memurlar olmadığı zaman, yani padişahın memurları çalışmayınca, dünyalık padişahın memurları çalışmayınca bina yapılmıyor. Doğru mu?
Evet. Şimdi buradaki dünya, buradaki padişahın memurları çalışmayınca işçileri icraatçılarıdırlar. Çalışmayınca bina yapılmıyor. Doğru mu? Peki kainatta yaratılışa baktığımızda yaratılışın memurları orada bulunmayınca, çalışmayınca demedim. Şimdi olumluya getireceğim. Orada bulunmayınca, çalışmayınca da olsa, yani su olmayınca, mineral olmayınca, tohum olmayınca bina yapılmıyor. Benzerlik var. Bak, olumsuz halde benzerlik var. Çünkü bir mahluk yok ki, bir yaratık yok ki, o yaratığı kim yaptı diyelim. Bu bina yok. Padişahın memurları yok. Binada yapılmıyor, yok. Ha, bunu kim yaptı demiyoruz. Yok ki kim yaptı diyelim. Kainatta da öyle. Sebepler dediğimiz memurlar, onlar da memur ama icraatçı değil. Öbürleri memur perde. Kainattaki memurlar da olmayınca bina yapılmıyor. Yani bizim bitki büyümüyor. Olmuyor. Bunu anladık mı? Burada benzerlik bizi karıştırıyor. Yani eğer bir aklımızda bunu ben anlamıyorum diyorsak, bu anlamamanın nedeni negatif haldeki benzerlikten dolayıdır. Olumsuz haldeki benzerlikten dolayıdır. Memurlar gelmezse padişah vergi toplayamıyor. Allah'ın memurları da olmayınca sonuç elde edilmiyor. Yani bir şey, bina yapmak daha güzel bir örnek. Bina yapılmıyor. Öbüründe de sebepler olmayınca bina yapılmıyor. O olumsuz halin olumluya dönüştürülmesinde %100 farklılık ortaya çıkıyor. Padişahın memurları binayı yaparken bizzat çalışarak binayı yapıyorlar. Allah'ın memurları binayı yaparken bizzat çalışarak bina yapılmıyor. O memurlar orada perde olarak duruyorlar, kendileri de orada yapılıyorlar. Yaratılıyorlar. Kendileri, yani su molekülü gidip de orada bulunuyor ama bitkiyi yapan, bitkinin hücrelerini yapan su molekülü değil. Su molekülü orada bitkinin hücresinin yapılmasında kullanılıyor. Kendisi kullanılıyor. İcraatçı değil, görevli. Oraya konuyor. Yani düşünün, ben onu ancak şöyle düşünebiliyorum. Sebepler kullanılıyor ya, bina neden yapıldı? Taşlardan yapıldı. Onu mu diyecektim? Değil mi? Bina taşlardan yapıldı. Tuğladan bina yapılıyor. Padişahın, dünyalık padişahın memurları gelip bilinçli bir şekilde kendilerine ait enerjilerini ve güçlerini kullanarak, ilimlerini kullanarak tuğlayı alıp duvara koyuyorlar. Orada memur var. Tuğla da malzeme. Yani tuğla kendi kendine oraya kondu mu? Hayır. Usta koydu diyoruz. Fakat kainattaki yapılan bina, insan, hayvan, neyse bitki, ne yapılan binalar, canlıları düşünün daha güzel görünüyor orada. Onun yapılan, o yapılan binada ne var biliyor musunuz? Tuğlalar var. Şöyle duruyor gibi geliyor bize. Sonra emir geliyor, bina yapılsın. Tuğlalar pat 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 üst üste konuluyor. Birisi yok ki tuğlaları koysun. Çünkü konuluyor. Bakın, gerçi tuğla olmadan bina olmuyor. Ama tuğla icraatçı değil. Ayrıca bir memur gelip de kendi ilmini, kendi gücünü, kendi iradesini kullanarak padişahın emriyle de olsa, hani onun memuru dedik ya, ama kendi gücünü kullanarak orada icraatta bulunuyordu. Kainatın yaratılışında sebepler kendi ilmini, kendi gücünü, kendilerine ait özelliklerini kullanarak bina yapmıyorlar. Onların kendilerine ait hiçbir özelliği yok. Su, zavallı su, ne bilsin, orada geliyor, bitkinin kökünün yanında duruyor. Bitkinin içerisindeki hücre ne bilsin ne yapacağını. İlmi yok, iradesi yok. Yalnız hücre, diyorlar ya, çok önemli bir şey söylüyorlar.
Hücre ikiye bölünür. İşte iki türlü bölünme vardır. Mitoz bölünme, bilmem ne bölünme. Hücre bölünüyor. Dikkat edin. Hücre çoğalıyor ama kendisini hücre çoğaltmıyor. Bölünüyor. Kendisi ben onu yapacağım, o ağacı ben bina edeceğim diye aklı, ilmi, kudreti yok ki. Bölünüyor. Yani tuğla duvara konuluyor. İşte tuğlasız binanın olmaması esbab perdesidir. Fakat tuğlanın bilinçli bir şekilde kendisi gelip de bina yapmaya kalkması imkansızdır. Öyle bir olay yok. Azamet-i ilahiye buna ihtiyaç yok. Kainatın yaratıcısının kudretine yardımcıya ihtiyaç yok. Dünya sultanı gibi, dünyadaki bir emir veren amir gibi şöyle yap diyecek, insanlar hayır efendim diyecekler, gidecekler. Kendi güçlerini kullanarak yapıyorlar. Adam yapmıyor ki. İşçiler yapıyor binayı. Kainatı yapan işçi yok. Yapılsın diyor, yapılsın demesiyle birlikte tuğlalar üst üste gelmeye başlıyor. Hem öyle bir tuğlalar üst üste geliyor ki, birinci, mesela diyelim birinci sıra tuğla geldi, onun üzerine ikinci sıra tuğla geldi değil, mucizevi bir şekilde bütün tuğlalar aynı anda bir hücrenin içerisinde kılınıyorlar. Sonra o tuğlalar aynı anda hepsi birden büyüyorlar. Düşünün, kainattaki yaratılışta hiçbir zaman, ben de 5 katlı bir bina yapalım. 5 katlı bir binada hiçbir zaman bizim dünyadaki yaptığımız gibi kainatta bir yaratılış yok, yapılış yok. 1. kat yapılacak, ondan sonra 2. kat yapılacak, ondan sonra 3. kat yapılacak. 3. katı yapmadan 5. katı yapamazsın. 3. kat yapılacak, tamamlanacak, ondan sonra 4. kat yapılacak. 4. kat olmadan 5 olmaz, 5. kat yapılacak, sonra çatı yapılacak. Bakın bina sırayla yapılıyor. Kainatın yaratılışına iyi dikkat edin. Kainatta bir maket düşünün. 10 katlı muazzam bir bina nasıl yapılıyor? Önce 1 milimetre küp çapında, daha da küçük de akıl alsın diye 1 milimetre küp diyorum. 1 milimetre küp çapında saray bütün özellikleriyle birlikte en miniçir şekilde yapılıyor. Ondan sonra 1 santimetre küp şeklinde yapılıyor. Şey gibi yani. Hepsi var ama içinde. Penceresi var, kapısı var, tezyinatı var ama en miniçir şekilde var. Aynı anda bütün özellikler var. Önce duvar yapılıyor, sonra sıva, sonra sıvanın üzerine tezyinat değil. Hepsi birden var. Yaratılıştaki mucizeye bakın. Bu ne demek biliyor musunuz? Kullanılan malzemeler burada etken değil. Hepsi edilgendir, yapılandır. Yapıcı değiller, yapılıyorlar diyor. Onun için kainattaki yapılan binaların tuğlaları kainattaki yapılan bina ile birlikte yapılıyorlar. Bir yapıcı yok esbat dairesinde. Ne işçi var, ne de tuğla gelip kendisi binayı yapıyor. Yok. Bina önce küçücük 1 milimetre küp şeklinde bina yapılıyor. Bütün tuğlalar düşünün milyonda bir oranında küçük yapılmıştı zaten oradaydılar. Sonra milyonda 2 oranında orada oluyorlar. Gözlemlediğiniz en dar zaman aralığı içerisinde bakın. Sonra milyonda 100, milyonda 1000, milyonda 100.000. Sonra bakıyoruz milyonda milyon oranında bir tane ağaç meyve verir şekilde hale gelmiş. Bir çekirdek kendi o oradaydı zaten. Ama malzemeler kendi kendilerine çoğalıyor gibi geliyor. Kendi kendilerine ağacı yapıyor gibi geliyor. Malzeme kullanılıyor ama kullan